Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Suudi Arabistan'ın en düşük profilli takımı olan Al-Khalej kulübüyle bir rebuild yapacağız. Biliyorsunuz ki Suudi Arabistan Ligi son dönemde oldukça popüler bir lig haline geldi. Hani transferler bazında, hani Ronaldo transferi olsun, Benzema, şimdi de Kante geldi. Bu transferler nasıl bir sonuç elde edecek? Transferler bakalım başarılı olabilecekler mi? Zaten bayağı da bir daha başka bir yıldız transferler de olacak. Biz de Al-Khalej ile bunu gerçekleştireceğiz. Al-Khalej'e çok güçlü bir takım hale getirip şampiyonluk elde etmeye çalışacağız. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet, burada yaşlı oyuncularla yollarımızı ayıracağız. Tamam, ben de söylemiş olduğum gibi. Burada bayağı yaşlı da var. Gerçi. Yaşlı oyuncuları göndereceğiz elimizden geldiğince. Olacak. Evet, bunlar kalabilir şimdi. Bir sıkıntı yok. Evet. Burada da takımımızı bu şekilde kuracağız bakalım. Evet, transferlerimize geldiğimizde çok fazla transfer yaptık. Burada görmüş olduğunuz gibi hafif bonservis takımımıza kattık. Anamri Al-Nassr'dan 5 milyon euroya transfer ettik. Ansu Fati ile anlaştık. Barcelona'nın sol kanat oyuncusu 50 milyon euro civarında takımımıza geliyor. Geldi. Antoine Griezmann'ı kadromuza kattık. 79 milyon 800 bin euro civarında takımımıza dahil oldu. Sol bek için Sosa ile anlaştık. 25 milyon euro ödedik. Emiliano Martinez ile anlaştık. 48 milyon euro ödedik. Martin'le bonservissiz anlaştık. Tom Bakhti 7 milyon euro karşılığında takımımıza dahil oldu. Jorginho 50 milyon euro karşılığında takımımıza dahil oldu. Paul Pogba 63 milyon euroya transfer oldu bizim takıma. Abdülhamit 8,5 milyon euroya anlaştık. Boffa bonservissiz takımımıza geldi. Xavi Simons 35 milyon euroya takımımıza dahil olmuş oldu. Angel Di Maria 18,5 milyon euroya anlaştık kendisiyle. Noah Kyi 290 bin euro civarında sattık. Souza'yı da 2 milyon euro, yaklaşık 2 milyon euro civarında Cadiz'e sattık. Al-Harbi Wuhan'a gitti, 100 bin euro civarında. Alman Hajda Guangzhou City'ye gitti, 190 bin euro civarında. Al-Nasser de Suwon FC'ye kiralık olarak gitti. Bu şekilde takımımızı oluşturduk. Şimdi ilk 11'imiz nasıl olmuş onu bir göstereyim sizlere. Evet, görmüş olduğunuz gibi ilk 11 bu şekilde yer alıyor. Kalede Martinez, Solbek'te Abdülhamit, Tom Bakhti, Alhamri ve Sosa var. Önlerinde Jorginho, Pogba, Di Maria, Simons, Ansu Fati, en ileri uçta da Antoine Griezmann'ı görüyoruz. Yedeğimiz de sağlam. Boffal, Hafif, Martins de var. Amaral var, Antony var, Frederik var. Yedek kadromuzda oldukça sağlam gözüküyor. Evet, şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Suudi Arabistan'ı kazanabilecek mi? Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyon olabilecek miyiz? Hep birlikte görelim. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım. Sezon sonunda ligi ikinci sırada tamamlıyoruz. Al-Nassr birinci olmuş. Ronaldo'nun takımı. Biz ikinci olmuşuz. Benzema'yla Kante'nin takımı dördüncü sırada yerini alıyor. Asya Kıta Kupası'na da baktığımızda zaten daha henüz Asya Kıta Kupası başlamamış herhalde. Muhtemelen seneye oynayacağız gibi duruyor. Şimdi ikinci sezona
Geçmeden evvel oyuncu verimlerine de bir bakalım. Bakalım oyuncularımız ne kadar gol ve asist katkısı yapmışlar. Hep birlikte onu görelim. Evet, burada Antoine Griezmann'ın 23 gol, 3 asistlik bir katkı yaptığını görüyoruz. Akabinde Di Maria 7 gol, 3 asistlik bir katkı yapıyor. Paul Pogba'nın 7 gol, 11 asistlik bir katkı yaptığını görüyoruz. Buffon'un 6 gol 1 asistlik bir katkı yaptığını görüyoruz. Saúd Abdülhamit 5 gol 2 asistlik bir katkı yapıyor. Morata 3 gol 2 asist. Sosa 3 gol 3 asist. Jorginho 2 gol 8 asist. Salah 2 gol 1 asist yapıyor. Xavi Simons 1 gol atmış. Akram Afif de 1 gol atmış. Onun dışında başka Martins'in bir asisti var. Antonio'nun da bir asisti var. Alain bir asist. Tombakti 2 asist. Martins 3 asist şeklinde gidiyor. Evet. Oyuncu verimlerimiz de bu şekildeydi. Şimdi ikinci sezona geçiyoruz. Bakalım ikinci sezonda takımımız nerelere kadar ilerleyecek? Hep birlikte ona bakalım. Şimdi ikinci sezona geçiyoruz. İkinci sezonda 3 transfer yaptık. 2 oyuncu transfer ettik. Bir oyuncu gönderdik. Dembele 52 milyon euro karşılığında transfer olurken Pogba'yı 63 milyon euro civarında Brighton'a sattık. Luis Alberto da 41 bin milyon euro civarında takımımıza dahil oldu. Evet, şimdi sezon sonuna doğru ilerliyoruz. Bakalım sezon sonunda Alkaleş kupanın sahibi olacak mı? Hep birlikte görelim. Sezon sonunu şampiyon tamamlıyoruz. Birinci sıradayız. 71 puan toplamışız. Al Fateh ikinci, Al Şabab üçüncü, Al Hilal 4, Al Nasır 5, Al Tavun 6. sırada yerini alıyor. Bu arada Asya Kıta Kupası'nda da liderliğimiz sürüyor. Burada da lidermişiz burada da. Oyuncu verimlerine baktığımızda Griezmann 23 gol 9 asist yapıyor. Tebrik ediyoruz. Ansu Fati 13 gol 5 asistlik bir katkı yapıyor. Osman Dembele 9 gol 4 asist. Angel Di Maria 9 gol 1 asist. Jorginho 8 gol 11 asist. Evet, Xavi Simons 7 gol 3 asist. Fabio Mantis 3 gol 1 asist. Saad Abdülhamit 2 gol 1 asist. Tombakti 2 gol 1 asist. Alamri 1 gol atmış. Borna Sosa 1 gol 5 asist. Bofal 1 gol 1 asist. Tşabalal 1 gol atmış. Afif'in 2 asisti bulunuyor. Bunun dışında Luis Alberto 4 asist. Emiliano Martinez 1 asist yapıyor. Evet, takımımız bu şekilde. Şimdi 3. sezona geçeceğiz. Bakalım 3. sezonda bizi neler bekliyor? Hep birlikte görelim. Bakalım Asya Kupası'nı kazanabilecek miyiz? Evet, şimdi de 3. sezona geçtik. 3. sezonda Danjuma'yı kadromuza kattık. 51 milyon euro civarında yaklaşık. Griezmann'ı sattık 65 milyon euroya. Hafif'i sattık 15 milyon euroya Braga'ya. Balde'yi transfer ettik. 47 milyon euro ödedik Balde'ye. Antonio Silva'yı transfer ettik. 69,5 milyon euro ödedik. Ben Seguir'i transfer ettik. 1500 euro artı Salih'in bonservisini vererek takımımıza kattık. Ben Seguir'i de. Transferlerimiz bu şekilde. Bakalım sezonu nasıl tamamlayacağız? Birlikte görelim. Şu anda Asya Kıta Kupası'nda çeyrek finaldeyiz. Bakalım finale kadar yükselip kupanın sahibi olabilecek miyiz? Hep birlikte görelim. Çeyrek finalde 1-1'lik durum söz konusu. Bakalım final müsabakasına yükselebilecek miyiz? Evet, şimdi final müsabakasına geçtik. Bakalım finali geçebilecek miyiz? Hemen hızlı bir simülasyon yapıyoruz. Bakalım.
Ve 2-1 kazanıyoruz. Güzel. Gayet iyi. 2-1 Antonio Silva ve Ansu Fati'nin golleriyle 2-1'lik skorla geçiyoruz. Ve böylelikle Asya Kupası'nın da sahibi oluyoruz. Buradan tebrik ediyoruz Aykaleci'yi. Buradan Asya Kupası'nı da kazanmış olduk. Şimdi sezon sonuna doğru ilerliyoruz. Bakalım ligde de istediğimiz sonucu elde edebilmiş miyiz? Hep birlikte ona bakalım. Hep beraber sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Sezon sonuna geldiğimizde yine lideriz. Liderliği almışız. Birinci olmuşuz. İkinci an nasıl? Üçüncü an ihlal. Dördüncü an şaba. Beşinci an ihtilal falan. Öyle gidiyor. Bakayım Asya Kupası'nda şu anda grup aşamasında ikinci sıradayız orada da. Orada zaten kupayı da kaldırmış Asya Kupası'nda. Oyuncu verimlerine geldiğimizde Ansu Fati 21 gol 5 asistlik bir katkı yapıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Danjuma 18 gol 4 asistlik bir katkı yapıyor. Osman Dembele 12 gol 7 asist. Jorginho 10 gol 11 asist. Xavi Simons 5 gol 2 asist. Luis Alberto 3 gol 5 asist. Buffal 3 gol 2 asist. Borna Sosa 2 gol 3 asist. Aziz İbrahim 2 gol 1 asist. Abdülhamit 1 gol. Balde 1 gol 1 asist diye gidiyor. Antonio Silva'nın bir asisti var. Emiliano Martinez'in de bir asisti bulunuyor. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Başka ne görmek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorsunuz.